insan baskısıyla oluşan yıkımlar, su kaynaklarımızın ticarileştirilmesi yetmiyormuş gibi şimdi de şirketlerin maden sahalarını aşmaya yönelik sürdürülen faaliyetlerin amaçlarına ulaşması durumunda topraklarımız ve yaşam alanlarımız siyanürle zehirlenip tahrip edilerek yaşanmaz hale getirilecektir. Bu yıkımın asıl amaçlarından biri de bölgemizi insansızlaştırma gayesidir. Topraklarımızın ve nehirlerimizin zehirlenmesine karşı geçmişte olduğu gibi bugün de direneceğimizi, tüm Dersimleri ve Dersim dostlarını madenci şirketin lobi faaliyetlerine karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Maden firmalarının Dersim topraklarında cirit atmasına asla izin verilmemelidir. Onların halkımızın arasına girerek herhangi bir faaliyet yürütmesine izin verilmemelidir. Hemen yanı başımızda olan Erzincan İliç'teki siyanür havuzunda meydana gelen patlamanın sonunda ortaya çıkan saçılan siyanür zehirinin suya karışması İkizdere'de, Fırtına'da, Kaz Dağları'nda ve bunlara benzer maden faaliyetlerinin olduğu yerlerde yaşanan doğa tahribatı ve çevre felaketleri gün gibi ortadadır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen maden arama işlerini yürüten şirketlerin bölgemizde elini kolunu sallayarak doğamızı ve topraklarımızı tahrip etmelerine izin vermeyelim. Kanser ve benzeri hastalıklara neden olacak maden faaliyetlerine göz yumarak seyirci kalmayalım. Toplum sağlığını ve doğamızı savunalım. Maden arama faaliyetinde bulunacak şirketin temsilcilerinin kişilerin aramızda dolaşmalarına izin vermeyelim. Bölgede iş istihdamı yaratacağız yalanlarına kanmayalım ve onları hayatın her alanında teşhir edelim. Değerli dostlar, değerli Dersim halkı, bir kez daha belirtmek istiyoruz ki doğamızın talan edilmesine, insan hayatına neden olacak bütün gelişmelere ve bölgemizin ekosisteminin bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Maden şirketlerinin bölgemizde yürütecekleri her türden faaliyetin karşısında olacağız ve bu tür faaliyetlere asla izin vermeyeceğiz. Bölge halkının topraklarını satın aldık gibi yalan ve hileli yaklaşımları iyi biliyoruz. Halkımızı her türden kirli ve dejenere algı siyasetine karşı birlik olmaya çağırıyoruz. Bu topraklar bizim, topraklarımızı kirletilmesine izin vermeyelim. Yaşam alanlarımızı koruyalım, sahip çıkalım. Topraklar nehirler, sermaye zehirler. Dersim onurdur, onuruna sahip çık. Susma haykır, madenlere hayır. Muzur Koruma Kurulu DEDEF, Dersim Kültür ve Doğa Derneği. Yaşam alanlarımızı yok eden, havayı zehirleyen, suyumuzu zehirleyen, kısacası kültürümüzü yok eden, insanların dayanışma alanını, yaşam alanlarından zorunlu göçe dayatan bu faşizan politikalara karşı, bu eli kanlı şirketlerin doymak bilmeyen iştahlarına karşı halkımızın örgütlü, bilinçli, doğasına, yaşam alanlarına sahip çıkacak bir örgütlülükle, direnişle karşı koymalıyız. Bu şirketler ülkenin dört bir tarafında 3-5 tane eli kanlı Kanada ve Amerikan şirketleri, onların yerli işbirlikçileri, taşeron firmalarla yaşam alanlarımız yok edilmek isteniyor. Sadece insan merkezli bir politikayla insanlara zarar veren bir anlayışın olmadığını hepimiz biliyoruz. Başka bir şey daha söylüyorum değerli dostlar. Bakın, Dersim'i bir yay şeklinde etrafı çevriliyor. Hep yüksek alanlar. Bu alanlar bu şehrin Bingöl'den tutun Malatya, Elazığ, bütün alanların, hatta daha aşağıya doğru giden bütün alanlarda su rezervlerinin olduğu bölge. Bu bölgelerde yüksek miktarda kar yağıyor ve bütün dağlar içerisindeki rezervler suyla dolu. Bu su buzullar süreci içerisinde, buzullar şekliyle yaz döneminden hepsi bu içtiğimiz suların, yani hepsi orada. Bu bölgelerde yapılan bütün çalışmalar aslında bir tarafta bizim içtiğimiz suya da, bu coğrafyanın içtiği suya da ya da kullandığı bütün sulara da zehirlemek anlamına geliyor. Düşünün, Munzurların üzerinde Cevizli Dere'den tutun Sin bölgesi, Külümür, Kigıy, İliç bölgesindeki bütün alanlar bozuluyor. Bütün bölgeler bozuluyor. Burada toplanabilecek ya da su rezervleri yok ediliyor. Yeraltı sularına bulaştırılma ihtimali yüksek. Bugün hala Munzur suyuna girebiliyoruz. Biz bugün hala Marçık suyuna girebiliyoruz. Ama biz yarın buraya girme ihtimalimiz yok. O anlamıyla sadece ve sadece bu maden şirketlerinin yaptığı şeydir rant vuruna olarak görmemek lazım. Evet, bir ayağı bu. Ama diğer bir ayağı sağlık, diğer bir ayağı doğa, diğer bir ayağı iklim, diğer bir ayağı ekolojik dengenin bozulması. Ama en önemli şeylerden biri de yerüstü ve yeraltı suların tamamıyla yok olması anlamına geliyor. Bu anlamıyla dostlarımızın bu süreçte yapmış olduğu bu çalışmalar değerli. Bizler de
gerek İliç, gerek Kiri, gerek Cevizlidere bölgesinde bunları aslında söylemek istediğimizi söyledik. Buralarda olacağız. Yine söylüyoruz, buralarda olacağız. Eğer bu toprakları bozmaya dair, bu alanı yok etmeye dair herhangi bir çalışmanız olursa, Dersim halkı da burada olacak, biz de burada olacağız.